Adımın baş harfi ni, yazmışım ben kalbime. Adımın baş harfi ni, yazmışım ben kalbime. Al onu sevduceğim, götür git dün yere. Al onu sevduceğim, götür git dün yere. Ay doğar beş parmaktan, kör oldum ağlamaktan. Ay doğar beş parmaktan, kör oldum ağlamaktan. Gel birazcık köpeğim, o elma yanaklardan. Gel birazcık köpeğim, o biraz dudaklardan. Yanar bu kalp derinden. Sen olmazsan güzelim, yanar bu kalp derinden. Güttüğün günden beri ağlayırım gönülden. Güttüğün günden beri eliyorum kederden. Ay doğar beş parmaktan, kör oldum ağlamaktan. Ay doğar beş parmaktan, kör oldum. Gel birazcık köpeğim, o elma yanaklardan. Gel birazcık köpeğim, o biraz dudaklardan. Harika, çok süper. Efendim, tatlı sohbetler bu hafta böyle Kıbrıs ezgileriyle Karadeniz ezgilerinin harmoni olduğu, harmanlandığı çok güzel bir şarkıyla açtı programını. Sizler de dinlediğiniz ve izlediğiniz gibi Yıldırım bu hafta konuğumuz. Böyle çok güzel Karadeniz ezgilerinin ve içinde Kıbrıs ezgilerinin de harmanlandığı çok güzel bir şarkıyla açtık programı. Dile sağlık, yüreğine sağlık. Sözü sana ait. Evet, sözü bana ait. Beste Cemal Özgürsel'e. Harika bir şey. Müzik kendisi hocamız yaptı. Yeni çıktı değil mi? Evet, yeni single. Evet. Arada, ben tanıştırmak istiyorum. Şimdi Tatlı Sohbetler programında evlerine konuk olduğumuz izleyicilerimize, konuklarımı, hani kimlerle birlikte evlerine konuk olduk. Kısaca bir tanıtmak istiyorum. Senden başlayalım istersen, Yıldırım. Evet, şimdi öncelikle bizi programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben Kıbrıs'ta doğdum aslında ama çocukluğumdan beri her zaman Karadeniz aşkıyla büyüdük biz. Ailem Karadenizli. 74'ten 75'ten sonra buraya geldik. Fark ettiyseniz genellikle konuşmalarım hep Kıbrıs şivesi. Kesinlikle. Evet, burada doğduğumuz için. Onun için sonunda böyle bir single yapmaya karar verdik. Kıbrıs ezgileri ve Karadeniz karışımı yaptık. Bu da bir mozaik işte, müziğin mozaiği aslında. Evet. Yani hani Karadeniz ezgilerinin, Kıbrıs ezgilerinin bir harmonisi ortaya çok bambaşka bir lezzet çıkartıyor. İşte müziğin birleştirici unsuru, müziğin o evrensel ruhu burada da işte 74'ten buraya bir göç, buraya bir yeni bir hani demir atma
tabiri caizse. Oradan kökleşen bir yaşam ve işte Karadeniz ezgileriyle Kıbrıs ezgilerinin ortaya koyduğu güzel bir harmoni. Evet. İşte dediğim gibi daha önce hiç yapılmamıştı Kıbrıs'ta böyle bir single. Yani biz bir ilk yapmaya karar verdik. Hı hı. İsmail kardeşim çok sağ olsun. Kemençe de kendisi eşlik etti bize. Güzel olduğunu düşünüyorum. Yani ben çok beğendim. Gerçekten yani dışarıdan harika. Aldığımız yorumlara bayağı bir güzel olduğunu. Hatta beyaz ile karaya ilk klip çekmeyi düşünüyorduk. Bayağı bir tutulunca Ay Duvarı Beş Parmak'tan son anda fikrimizi değiştirdik. Artık Ay Duvarı Beş Parmaklar'dan harika. İlk klibimizi yapmayı düşünüyoruz. Kısaca siz de tanıyalım birazcık. Ben İsmail Emanetçi. Yaklaşık 11 yıldır kemençe çalıyorum. Kemençe çok farklı bir alet değil mi? Yani çok farklı. Başka bir şey. Ben 2 senedir keman da çalıyorum. Ancak kemençeden aldığım tadı hiçbir enstrümanla alamıyorum. Dinlerken de aynı şekilde. Belki de Karadeniz doğuşumuzun getirdiği bir şeydir. Severek. Harika bir şey. Çok güzel. Şimdi bir de siyasi bir tarafı var. Evet. Yıldırım'ın. Hani oraya hiç girmek istemiyorum. Gerçekten bence de girmek. Öyle bir yüzeysel geçiyorum. Evet. Hani bu müziğin de getirdiği aslında bir popüliteden kaynaklı o hani seçicilik bu noktada kendini gösterdi bu noktada ama yine müzik ağırlıklı tabii ki. Her zaman için müzik ön planda. Evet, vazgeçilmemiz. Müzik vazgeçilmemiz. Yani devam aslında müziğin de bir siyaseti var. Yani siyaset deyince müziğin de bir siyaseti var. Ya ben de Tatlı Sohbetler programında müziğin siyasetini yapmaktan her zaman özellikle doğru. olarak bunu yapıyorum. Hani müzisyenlerin burada müzik yapan insanların sıkıntılarını aktarmak, birazcık ona bir tercüman olmak babında bunları da dillendirmek istiyorum. Evet, bunda müziğin siyasetini yapmak. Evet, evet. Ben size aslında şeyden başlayayım. Bu Ay Duvar Beş Parmak lütfen. Dağlarındaki hikayeden. Bir gece uyurken sabah karşı 3'te falan uyandım ve bir anda böyle içime şarkı yazasım, sözlerini yazasım geldi. Ve gözümü kapatıyorum, hep hayal kuruyorum. Yani şarkı, biz yatarken şarkıyla yatıyoruz, kalkarken şarkıyla yatıyoruz. Sonra indim aşağıya. İşim sesleniyor, saat kaç oldu, yatmadın, ne yapıyorsun? Canım dedim, işte hiç bozma, çok güzel bir söz yazdım. Aslında daha uzundu, daha kısa tuttuk. Var mı o, ilham geliyor mu? Tabii yani, ki, tabii ki. Geliyor tabii değil ki, mi? Tabii hani ki. O meşhur ilham. Kesinlikle. Yani müzik kadar sözler de çok önemlidir. Hı-hı. Sözleri yazmak da çok önemlidir. Bir anda geldi, yazdık. Şimdi daha değişik şeylerden başlamaya Hı-hı. düşünüyoruz. Bu arada yine de yeni çıkacak olan single parçamıza Mausa Limanı'nı düşünüyoruz. Hı-hı. Yine Karadeniz ezgileriyle. Evet, birlikte. Evet, evet. Çok... Kemençemiz vazgeçilmemizin. Ya bir canlı bir performans alalım size. Tabii ki, ya. Tabii ki. Hangisini alıyoruz? Evet, ilgili Karadeniz. Etmeyelim
sevdalı. Edenler ya şamadi, etmeyelim sevdalı. Edenler ya şamadi, koymadın çekirdeğinim senin. Diyalog TV'de sensiz günler ağır geçer diyorlardı bana. Olsun be, ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimde. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana, gördün mü gülüm. Bir tek gözlerim değişmedi senin için. Hayalini bağla da bak yüzüne, gör beni. Ağlayan bulutlara, yağmurlara sorun beni. Gelen geçene değil, bir de bana sorun beni. Yıldızlarımı koparmadım göklere, denizlerimi kurutmadım onun için. Gecelerimi gündüzlerime karıştırmadım. Ben ömrümü feda ettim. Hep onun için. Sevgilim, sen korkma. Burada bu güzel insanlar bizi dinledik sürece, ben seni zaten unutmam be güzelim. Ben seni zaten unutmam. Ela bela deresi, o ela bela deresi. İki dağın arası, o iki dağın arası. Yüzümden silinmesin o, yüzümden silinmesin o bıçağı. Teşekkürler. Elinize sağlık. Çok güzel, harika. Ya bu Karadeniz türküleri bambaşka bir şey değil mi? Yani evet. Böyle bambaşka bir yerden gelir. Çağlayan gibi akar gider. Ve şunu da hani sormak istiyorum.
Karadeniz müziği evet çok güzel aslında. Bize son yanlış da söylemeyeyim. Son 3-4 senedir böyle daha popüler bir noktada. Yani son zamanlarda daha da popüler bir noktada. Hani bunu nereye bağlıyoruz? Şimdi yani bir eskiden örnek vermek gerekirse hani bu noktada Volkanlı Konak mesela bir tabii akımı ki var. Yani onunla birlikte işte televizyon programlarıyla daha farklı işte genç Karadeniz müzisyenleriyle Karadeniz müziği çok daha bambaşka bir noktalara geldi. Ülkemize de çok hani dinlenilen çok geniş kitleler tarafından sevilen bir müzik türü haline geldi. Ama bu benim çocukluğumda farklıydı. Daha farklıydı. Hani evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Niye böyle? Şimdi nasıl eskiden ilk telefonlar çıktığında ki internet yoktu, sadece görüşmek için kullanılan bir şeydi. Şu anda baktığımızda hep internet ve sosyal medyada paylaşabileceğimiz bir sürü şeyler çıktı. Teknoloji gittikçe gelişti. Bizim yörelerimizde mesela Selçuk Balcı mesela. Yani süslemelerinden tutun, kemençesinden tutun. Hep yenilik üzerine geliştirdik. Şimdi bizim de artık belli bir süreden sonra bunun üstüne güzel şeyler katmamız gerektiğini düşündük. Bu yüzden artık bir de çok eskilerden kaynaklanır. Her zaman Karadeniz müziği sevilen bir tarafı vardır. Esprileri vardır. Evet, kesinlikle. Daha farklı bir şey var, tarzı evet var. Ama bu gurbette çok farklı bir şey mesela. Yani ben burada doğdum, büyüdüm. Ama çocukluğumdan beri devamlı şarkı söylediğimde ben şu anda bile burada söylediğimde kendimi Karadeniz'de hissediyorum. Değil mi? Yani daha farklı bir şey var. Şeyimiz var yani bu yönde. O özlem kokar. Tabii hani buranın ki daha farklı yani bir özlem kokan yankı doğrudur. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel olur. Ve yani bir de hani gıpta ile örnekle bakıyorum. Hani Karadenizler burada. Evet artık Kıbrıslı. Ama yani Karadeniz kökenli hani derler ya yoğun bir şekilde her yıl yaptıkları o yayla şenlikleri herkesin hani gıpta ile baktığı o birlik beraberliğin böyle o dağın yamacından çığlık gibi patladığı ve bu kemençeyle de hani harmonileştiği bir diyar aslında Karadeniz. Çok farklı bir kültürü var aslında ama bize de çok benzer hani Kıbrıs'a da çok benzer yönleri olan Kıbrıs ve siz de böyle Kıbrıs müziğiyle Karadeniz müziğini böyle harmoni yapıp ortaya güzel bir eser çıkarmanız da hani işin taçlandırma kısmı inşallah bundan sonrası devam eder. Ben böyle tadı damağımda kaldı. Ben hani bol bol müzik dinletmek istiyorum, dinlemek istiyorum. Birazcık bencillik yapıyorum ama eminim ki bizi de ekranları başında izleyen izleyicilerimiz de aynı şeyi söylüyordur. Yani bu sesi duymaktansa hani bu müziği dinlemek daha müthiş olacak. Bir tane daha alalım sizden. Tabii ki. Cerrah Paşa'm. Thank you.
böyle dediler. Ayrılık defterini elimize verdiler. Doktorlarda ne bulut, ciğer ona acısını, ciğer ona acısını. Doktorlarda ne bulut, ciğer ona acısını, ciğer ona acısını. Cerrahpaşa yaşatar gözüm sızlar, ne kalır gerisinde. Yaşatar gözüm sızlar, ne kalır gerisinde. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde, durur içerisinde. Herkesin harika, süper. Dilinize sağlık tekrardan. Böyle hiç Karadeniz fıkrası anlatıyor musun? Aslında ya da biliyor musun? ya bu da bir erdem aslında. Yani yani bölgeyle ilgili bir sürü fıkra yapılıyor. Ve bunu aslında Karadeniz'in kendisi anlatması, bir Karadenizli'nin kendisinin anlatması bu fıkrayı, ne kadar hani özümsediğinin, kültürü ne kadar benimsediğinin ve hani o espri anlayışının ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi değil mi? Yani bunu şarkılarda da aslında sözlerde de bunu anlıyoruz. Hani hep sevgiliye yönelik, hep güzelliğe yönelik bir buğse var, bir anlatım var, bir aşk var değil mi her zaman doğrudur. Için? Doğrudur. Şimdi evet, fıkra güzel. Normal ki hayatım. Yani ben şöyle söyleyeyim. Normalde ben çok esprili bir insanım aslında. Bazen günün oluyor, bazen günün olmuyor. Mutlaka tabii yani, ki. Evet ama... Ben isterseniz İsmail'e bırakayım. İsmail, hayır, ben İsmail şey... daha güzel esiriyor. Hayır ben şey olsun diye soruyorum. Yani bir doğru. Çünkü Karadeniz'den değil mi? Evet. Akla bir kemençe gelir, bir de fıkraları gelir. Evet doğru. Yani o özdeşleşmiş. Çok güzel. Fıkra işine. Fıkra işine. Neyse, ileriki dakikalarda fıkraya olur. Alabilirim. Yani ben hani onu anlatmaya çalıştım. Yani Karadeniz ezgileri ya da Karadeniz'den değil mi? İşte akla gelen ilk iki şey herhalde bir kemençeyle bir de fıkralarıdır. Doğru, yani, doğru. Temelidir, dursunudur, fadimesidir. Yani ama içi de böyle hani güldüren, tebessüm ettiren, insanı tebessüm ettiren de bir yanı vardır Karadeniz insanının her zaman için. O ismin insanı tebessüm ettiren. Hani o şeyle yani şarkı sözlerine de hep sitemden fazla hani aşka bir özlem var. Sevgiliye bir özlem var, bir güzellik var, insandan bir kesit var her zaman için. Şimdi ne dedim ben, bu, içimde kaldı yani. Vallahi, en azından tamam. Bir tane olsun bir anlatayım size. Lütfen. Temel Dülger Atölyesi'nde çalışıyor, Dursun'la beraber. Parmağını kesti Temel. İşte ambulansla hemen geldi, direkt bulamadılar yeri. Sonra Dursun dedik olacak gibi iş değil, bize bunu alalım. Götürelim hastaneye. Almışlar parmağı, götürmüşler hastaneye. Doktor bey yetiş, Temal'ın parmağı koptu, ha bunu bir an önce yerine koyalım. Doktor dedi, iyi güzel de hasta nerede? Dedi, onu da mı getireceğiz? Böyle aklıma bir tane gelmişti. Süper, harika. Aklıma bir tane geldi. Ya da... burada aslında şey var, yani insanın özü var aslında yani, iyi niyet var. Güzellik var. Çok güzel bir şey yani bunu anlatmak istedim. Hani mesela Kıbrıslarla ilgili işte Türkiye'den ya da bir başka bir ülkeden işte napan lafının kullanılması ne kadar bizim hoşumuza gitse de bizi tebessüm ettiren bir olgu. Yani bu tabii kötü niyetli olmamak kaydıyla o başka bir şey ama hani insanın o kültürü özümsemesi ve kabullenmesi o kadar güzel bir şey. Onu anlatmak için hani fıkra noktasına getirdim. Evet, doğru. Şimdi sizde napan
kelimesi. Bizde de niye baysu? Niye baysu? Çok güzel. Şey, şive de var ama değil mi? Yani burada kalmana rağmen. Var var ama yani burada şarkıda rağmen çok değil aslında. Yani bozuyorum yine Kıbrıs şivesini geçiyor. Çünkü burada doğduk büyüdük. Hı hı. Ama yine de şarkılarda bilmiyorum pek var mı yine Kıbrıs şivesi ama ben hiçbir sıkıntı yok. Doğallıkla. Aslında şöyle bir şey. İstanbul'da bir konserimde yine canlı yayındaydım. Şivemi değiştiremiyorum. Hani ben utanıyorum mu diye ya da bilmiyorum ama hani daha güzel yanlış bir şey kullanmayayım. Hadi kullanırsam anlamazlar o nedir diye de ta ifade edene kadar kendim. Daha da şey yapmam ama her zaman karıştırıyorum. Benim de büyük bir sevgili Taner Eyboğlu'na buradan abime sanatçı abime selamlarımı iletiyorum. O da bana derdi ki hiç bozma. Normal. Bildiğin gibi ben dedi bayılıyorum dedi. Herkes dedi senin böyle konuşmanız. Hatta orada da bayağı bir 7000 kişi falan vardı. Onlara da sordular. Hiç değiştirmemi istemediler. Ben de devam ettim. Ne kadar güzel. Şimdi hemen Türkiye'deki organizasyonlara dönelim. Ama burada bir şey yapıyordunuz. Hayır burada yapmıyorum. Var mı öyle bir niyet? Düşünmüyorum aslında. Şimdi yani çok teklifler aldım. Ama çünkü niyetim burada da yok. Çok, evet, hani doğru. Karadeniz müziğini seven, hani bu müzikle bu müziği bekleyen, isteyen çok insan olduğunu biliyorum. Şöyle, yani ben Yıldırım ilk tanıtım gecesini düzenlemiştim. Kendim organizasyonla ayarlamıştım. Ve Türkiye'den sanatçılar getirdim yine. Beyaz ile Kara, Taner Eyboğlu'na ait olduğu için parça. Kendisinden rica ettim ve kendisi kırmayıp geldi. Bir sadece orada oldu ve ikincisi bu sene Alev Kayası vardı. Şehitlerimizden dolayı evet iptal etmek zorunda kaldık. Doğru bir karardı. Buradan da dernek başkanım Baki Aygün'e de çok teşekkür ediyorum. Doğru bir karar verilmiş. Düşünmüyorum ama büyük bir baskı var üzerimde zannedersem. Olması lazım. Evet, evet. Bekliyoruz. Evet. Yani en kısa zamanda İnşallah. İstiyoruz. Türkiye'de ne yapıyoruz? Türkiye'de bütün benim konser işlerimi yine sevgili Taner Eyboğlu bütün işlerimi ayarlıyor. Kendisi telefon açıyor, ben gidiyorum. Kendisi çok büyük bir sanatçı Karadeniz sanatçılarından. Bana derdi her zaman, ben senin menajerini yapmak istiyorum. Çok güzel bir şey oldu. Çünkü sen benim dedi, velatimsin. Çünkü ses tonları Türkiye'de Karadeniz'de belki de bayan sesini okuyabilen çok az sanatçı vardır. Karadeniz sanatçılarında da sadece ödülü de var Taner Eyboğlu'nun. Bayan sesini yani bütün do, re, mi, fa, sol, la, si, ses, hepsini kullanabiliyor. Yani şey. Evet. İşte benim de bu yönden bana çok büyük desteği var. Çünkü ben de C'ye kadar çıkabiliyorum. Çok küçük bir kademe daha var. Onu da çıkmam lazım ki artık tam Taner Eyboğlu. Olur değil mi o da? Yani? Tabii ki olur. Çalışmalı olur ama zamanla yani sesi tam eğiterek, aşmak. Evet. Şimdi biz sonuçta eğitim almadık. Eğitimsiz. Çocukluğumuzdan beri gelen bu. Hep okullarda, müsamerelerde. Alaylı mı derler? Nasıl? Alaylı var. Bunun bir de mekteplisi var. Ha evet. Yani yani biz kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalıştık ama bu değildir ki. Bunun hiçbir zaman ayıbı olmaz. Kesinlikle. Ama düşünüyorum. Yani düşünüyorum bunun da kursunu almayı. Çünkü gerekecek. Kesinlikle. Yani gerekecek. Müzik bir yetenek işi. Evet. Ona hepimiz de kaniyiz. Yani yetenek işi oldun ama bunun üzerine koymak, bunun eğitimini almak daha bir başka bir pencereden bakmak olsa müziğin gerek. Sonu yok. Yani geliştikçe gelişir. Hı-hı. Yani bu da zaman. Her şey zamana bağlıyoruz. Her şey zamana bağlıyoruz. Ben bir şarkı daha istiyorum size. O zaman biz Mausa Limanı'nı yapalım. Mausa Limanı. Güzel. Yeni bu çıkacak single'ımızda. Evet. Çok güzel. Harika. Limanı, limandır liman.
Süleyman beni öldüren de yoktur din iman. Beni öldüren de yoktur din iman. Uyan Ali, uyanmaz oldum. Yedi bıçak arasına dayanmaz oldum. Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yanmasa basa iskeleden çıktı. Yanmasa basa magosa yamadı, kan kusa kusa mausa dayanmaz oldum. Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak arasına dayanmaz oldum. Biz daha çıkmadan buradan canlı canlı dinledik. Evet. Şarkıyı. Mouse Limanı. Mouse Limanı da bu aralar bayağı bir popüler olmuş bir şarkı. Evet. Yıllardan sonra çok eski bir şarkı diye biliyorum. Anonim. Anonim bir parça. Kıbrıs'ta anonim bir parçası ama bayağı seslendirilmiş. Değişik ezgilerde, değişik kültürlerde bir de hani seslendirilmiş, dillendirilmiş. Halk müziğinde var, Karadeniz müziğinde var. Bu çok güzel bir şey aslında. Ben hani müzisyen olarak programı ağırladığım müzisyenlere şunu söylerim aslında. Birazcık hani müziğin siyasetini yapmak anlamında. Kıbrıs'ta biliyorsunuz hani bir tecrit var. Bir izolasyonlar var diye konuşuluyor tırnak altında içinde söylüyorum. Ama müziğin evrenselliği bu noktada hani neresinde gördüklerini soruyorum hep müzisyenlere. Yani o tecritin içinde mi görürler yoksa müzik aslında evrensel, gerçek anlamda Kıbrıs'taki bu tecrit edilmişliği de yıkma noktasında bir kuvveti var mı? Kullanılabilir mi diye hep görüşlerini almak isterim müzisyenlerin. Senin de görüşünü almak istiyorum bu konuda. Şimdi anladığım kadarıyla yani şimdi şöyle bir şey. Benim Kıbrıs'ta birçok sanatçı arkadaşlarımız var. Gerçekten sesleri çok iyi. Türkiye'deki çoğu sanatçılardan da daha üstün ses düzeyleri var. Benim hani siz bana bir şey sormuştunuz. Neden burada çıkmıyorsunuz diye. İşte Kıbrıs'ta müziği tamamen bitirdiler. Yani bu hatta geçen gün bir festival olayı da vardı hatırlıyorsanız. Yani büyük sanatçılar 17 ya da 60-70 milyarlık bir sanatçı getiriyorsunuz. Ama Kıbrıs sanatçısı 3000 TL, 5000 TL ya da 1000 TL dediğinde neden çok görüyorlar? Ben bunu anladım. Bu da
Ben onun için diyorum, her zaman Kıbrıs sanatçılarını da desteklememiz gerekir. Yani destek görmedikleri için. Türkiye'ye gidiyoruz, Türkiye'de klip çekiyoruz. Türkiye'de bütün işlerimizi, her şeyimizi Türkiye'de. Ya mesela, geneli öyle ama, geneli öyle. Şey yok mesela burada, telif hakkı yok. Yok. Yani o telif hakkından yoksun. Türkiye'de çıkarılan bir eserin tescili Türkiye'de yapılmak durumunda. Yani evet. Orada bile mahkum, belki denebilir bu kelime ama... hani mecbur bırakılıyor aslında. Aynen öyle. Bilimine. Yani mahkum dediğiniz aslında çok doğru bir kelime. Hı-hı. Bence mahkum bırakılıyor. Yani isimleri dünya kadar sayabileceğim sanatçılar var bize. Türkiye'de gittiler. Türkiye'de de kliplerini çektiler. Geldiler Kıbrıs'ta. Ama başarı elde edemiyoruz. Sebep? Hı-hı. Destek yok. Yani ben buradan Kıbrıs halkına da seslenmek istiyorum. Yani aslında bu organizasyonları, düzenleyenlere de ben seslenmek istiyorum. Yani en son büyük sanatçılar çıkar, doğrudur. En son büyük sanatçılar hı hı. çıkar ama bizim de belli sanatçılarımız Türkiye'deki sanatçılardan daha iyi. Hı hı. Var mutlaka tabii ki. Yani var, olan evet var, çok var. Var olduğu için biz... Bunu aslında ben bir programda hatırlamıyorum şimdi kimle bu diyalog geçti ama hani buradaki bu ekstrem durum aslında sanatçının daha fazla çalışmasına vesile oluyor bir şekilde diye bir cevap aldım. Yani bizim hani müziğin gelişmesi ya da çok iyi hani Türkiye'deki veya dünyadaki hani sadece Türkiye değil dünyadaki sanatçılarla yarışabilecek noktaya gelmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi diyor. Kıbrıs'taki bu tecritin aslında bu önemli veya özellikli durumun varlığı aslında bizi çok daha fazla çalışmaya itiyor. Ama hani işte Türkiye'de veyahut da X başka bir üçüncü dünya ülkesinde olmuş olsak bu yaptığımız müzik de aslında piyasayı oturabilecek, piyasada tutunabilecek noktadayız aslında cevabını aldım. Neden bu da oldu? Aslında bir avantaj aslında dezavantaj görünse de avantaja çeviriyor işi. Aslında şöyle yani baktığımızda bütün Türkiye'deki ünlü sanatçılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Hı hı. Neden bizimkiler burada değil de Türkiye'ye gitmek zorunda kalıyor? Hı hı. Herhalde yani bu soruyu, popülasyon aslında bu da birazcık galiba değil mi? Hani ya, nüfusla alakalı bir şey herhalde. Bilemiyorum artık yani ama yani benim işte... Can sıkan bir nokta. Evet, çok büyük bir problem. Hayır, ben bunu kendim için söylemiyorum. Belki ben diyebilirim ki tamam benim burada zaten istemiyorum, çıkmak istemiyorum. Baskılar var şu anda dediğim gibi. Buna az önce siz de şahit hı-hı, oldunuz. Hı-hı. Ama diğerlerinin öyle bir şeyi yok. Yani neden ben kendi memleketimde şarkı söyleyemeyeceğim? Neden benim kendi ülkemde? Neden benim kendi ülkem beni neden desteklemesin? Benim ülkemdeki insanlar gelip Türkiye'deki büyük bir sanatçıyla beraber bir selfie çekildiğinde neden ben yan tarafta tanınmaz kişi olarak oturuyorum? En büyük ayıplardan biri. O evet, çağ irdelenmesi gereken noktalardan bir evet. tanesi. Bu sadece müzikle alakalı bir şey olmasa gerek. Yani bir sürü alanda aynı sıkıntıyı aynı yaşıyoruz. Doğrudur. Popülasyon doğrudur. Aslında ben onu popülasyona da veriyorum. Yani nüfusun azlığından kaynaklı. Şimdi orada Türkiye'de bir tweet atarsınız milyonlarla ulaşırsınız. Burada 1000-1500 ya da 3000 ya da 10.000 yani bellidir kısıtlı bir nüfusa hitap ettiğimiz için belki evet. de ondan da kaynaklı ama bu bizi yıldırmamalı. Tabii ki. Biz müzik yapmalıyız. Programın da sonuna geliyoruz. Ben yine hani müzikle başladık, müzikle bitirmek istiyorum. Son sözlerini almak istiyorum bu noktada. Bizi buraya konuk ettiğiniz için rica ederim. O, sizlere çok teşekkür ederim. Benim teşekkür ederim. Emeği geçen kameraman arkadaşlarıma, rejideki arkadaşlarıma onları unutmamak lazım. Kesinlikle. En büyük eser, en büyük emek onlarda. Bizi en büyük iyi şekilde buraya göstersinler yayında. Beni bazen işte göbeğim şey yapıyor. O da güzel. Yani onlara olsun. Çok teşekkür etmem lazım. Kesinlikle hakları yenmez. Kesinlikle. Her zaman arka planda değiller. En önemli ön plandadırlar. Aynen öyle. Kesinlikle. Benim başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Söyleyeceğimizi az önce şarkı söyleriz. Evet. Başka konuşabileceğim hiçbir şey kalmadı. En büyük noktayı söylemeniz beni gerçekten memnun etti ki bu gerçekten söylenmesi gerekirdi. Artık bir öz eleştiri yapmak lazım bu noktada. Kesinlikle. Evet. İşte bu da müziğin siyaseti. Aynen öyle. Efendim bu hafta da tatlı sohbetlerin sonuna geldik. Benim
tadı damağımda kaldı bu haftaki programın. Eminim sizler de aynı düşüncedesiniz. Haftaya yeniden yeni konuklarla, yeni konularla karşınızda olacağız ama ben yine arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Biz teşekkür konuk oldukları için. Dilinize sağlık, yüreğinize sağlık diyorum. Ve ben çekiliyorum. Müzikle, Yıldır Yıldırım'la programı kapatmak istiyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, sevgi dolu günler diliyorum. Bir sonraki salıya kadar kendinize çok iyi bakın. Ve ben Yıldır'ı bırakıyorum sözü. Teşekkürler. Seni seviyorum. Yaz geldi, bahar geldi.